Bugün bu videomuzda F-35 savaş uçağında yaşanan sorunları inceleyeceğiz. Bu konuyla ilgili detaylı bir araştırma yaptım ve öğrendiğim bilgiler beni oldukça şaşırttı. Türkiye'nin bu projeye yetkisi neymiş be dediğim zamanlar bile oldu. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçelim. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon uzmanları Lockheed Martin tarafından üretilen ve 428 milyar dolarlık faturasıyla Amerika'nın en masraflı silah sistemlerinden biri olan F-35 savaş uçaklarına dair yıllık değerlendirme raporunu paylaştı. Operasyonel Test ve Değerlendirme Müdürü Robert Behler imzasını taşıyan rapor Bloomberg tarafından duyuruldu. Yayınlanan raporda her ne kadar uçuş kabiliyetiyle ilgili büyük bir kusura işaret edilmezken uzunca bir çözülmesi gereken sorunlar listesi sunuldu. Bu sorunların uçağın güvenlik ve muharebe yeteneğini etkilediği belirtildi. F35’lerde bulunan 25 milimetrelik silahların karadaki hedeflerine isabet etme oranının kabul edilemez olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca Kasım 2020 itibarıyla F-35 uçaklarında toplam 873 yazılım hatası olduğu aktarıldı. Eylül 2018'de ise bu sayı 917 olarak kaydedilmişti. F-35 normal bir savaş uçağı değil, uçan bir bilgisayar aynı zamanda. Pilotların taktığı kasklar bile pilota özel ve fiyatı 400 bin dolar. Hal böyle olunca 3 yıl geçmesine rağmen Sorunları 917'den 873'e kadar indirebilmişler. Bu da projede hala büyük sıkıntı olduğunu gösteriyor. Konuyu bölmeden rapora devam edelim. Yayınlanan raporda eksiklikler giderilmeye çalışılırken yeni sorunlar keşfediliyor. Bu da toplam sorunlar içerisinde küçük bir azalmaya neden oluyor. Yani bir şeyi çözdükten sonra başka bir sorun meydana geliyor ve böylece sorun sayısı değişmemiş oluyor. Aynı raporda uzmanlar, bir önceki yıla ait değerlendirme raporunda işaret edilen siber güvenlik açıklarının da henüz çözülememiş olduğu vurgulandı. Pentagon'un F-35 programını yürüten ofisten resmi bir açıklama yapılamadı. Ancak Lockheed Martin şirketinin sözcüsü Brett Ashworth, raporu henüz görmemiş olmamıza rağmen F-35 olgunlaşmayı sürdürüyor ve dünyadaki en ölümcül savaş uçağı dedi. Bu sözcünün açıklamalarını bilerek yer verdim. Ancak yaşanan gelişmeler sözcünün dediklerinin aksini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, onarım sürelerinin uzun sürmesi nedeniyle ve yaşanan motor sıkıntısı yüzünden F-35 savaş uçaklarının daha az hava gösterisi katılması kararını aldı ve bu yıl F-35'lerin 8 hava gösterisinde yer almayacağı ifade edildi. Bloomberg'de yer alan haberde, Pentagon'un 428 milyar dolarlık 5. nesil F-35 savaş uçağı programının Brad and Whitney tarafından üretilen motor tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kalındığına dikkat çekildi. Aynı haberde değerlendirmesine yer verilen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir savunma yetkilisi, yaşanan sorunu F-35'in A versiyonunun motorlarının hız kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Aynı haberde en kötü senaryoya da değinildi. Buna göre Amerika'nın beklediği en kötü senaryo ise 2025 yılına kadar uçakların %20'sinin motorsuz kalabileceği bilgisi. F-35 motorundaki teknik sorunlar ve Türkiye'nin programdan çıkarılması projede yeni sorunların alameti olarak görülüyor. Şirketin ürettiği F-135 motorlarındaki aşırı ısınma sorunları ve söz konusu motorun muhtelif parçalarını üreten Türkiye'nin ortaklıktan çıkarılması proje için pek de iyi bir birleşim olarak görülmüyor. Aşırı ısınma sebebiyle motorun türbin kanatçıklarının kaplamasında bozunum oluşması uçuş performansını etkilemese de motor ömrünü önemli derecede azaltıyor. Yani kısa vadede büyük bir sorun olmasa da azalan motor ömrü, uzun vadede istenmeyen ek maliyetler ve bakım zahmeti gibi F-35 kullanan bir ülkenin hava kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini zedeleyecek ve ciddi sorunlar doğuracaktır. Motordaki bu sorunların zaten tıkanmanın eşiğindeki üretim sürecini daha da yavaşlatıp F-35 için motor temelinde kıtlığa sebep olacağı konusunda endişelere neden oluyor. Demin de bahsettiğim gibi Amerika Hava Kuvvetlerinin 2021 yılı için planlanan hava gösterilerinden 8 tanesine F-35 savaş uçağını katmamasının sebebini anlamışsınızdır umarım. Amaçları motor ömründen tasarruf etmek. Ayrıca 8 tanesi iptal edilirken 3'te biri de ertelendi. Pentagon verilerine göre Türk firmaları uçağın 24 bin parçasının yaklaşık 1000 tanesini üretiyor. Bu parçaların 188 tanesi ise 3000 parçalık motora ait. Ülkemizin motorla ilgili görevlerinden bazıları ise kablolar için kayış ve kayışların destekleyici parçaları, kompresör pallerinin yuvaları, türbinler için conta olarak sıralanabilir. S-400 tedariki bahane edilerek uygulanan katsa yaptırımları ve programdan ihraç gibi ABD'nin tek taraflı hamlelerine rağmen Türkiye'nin 2022'ye kadar bu parçaların tedarikine devam etmesi bekleniyor. Amerika son yıllarda Türk firmalarını tedarik zincirinden çıkaracağına dair defalarca açıklama yaptı. Fakat Türkiye'de üretim halen devam ediyor. Yani tüm parçaları üretmesek bile yine birçok parça Türkiye tarafından Amerika için üretilmeye devam ediyor. Burada Türkiye ipleri koparmamak için bu adımı atıyor. Yoksa bir anda parça desteğini kesse Amerika buna anında çözüm bulamaz. Çünkü he deyince yapılan bir proje değil. Zaten Türkiye böyle bir şey yapsa Amerika'nın kaybı milyar dolarları bulur. Peki şu an gerçek süreç nasıl işliyor onu anlatayım. Türkiye bir taraftan parça üretmeye devam ederken projede yedek parça konusunda aksaklık olmuyor. Bir taraftan da Amerika bizim ürettiğimiz parçaları üretecek yeni ortaklar ve şirketler oluşturmaya devam ediyor. Türk firmalarının sözleşmeleri 2022 yılında bitiyor. 2022 22 yılından sonra göreceğiz üretmeye devam edip etmeyeceğimizi. Amerika'nın bu örtülü yaptırımlarına karşı Dışişleri Bakanlığımız F-35 programının ana ortaklarından olan Türkiye'nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi S-400 sisteminin F-35'leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO'nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD tarafındaki ön yargının en bariz göstergesidir açıklamasında bulundu ve Amerika'yı müttefikliğe uygun davranmaya ve ilişkiler de yara açacak hamlelerden kaçınmaya davet etti. Son yorumu yapayım ve bitirelim. Şimdi diyelim ki F-35 almaya kalktık ve S-400'de sorun olmaktan çıktı. En erken 2024-2025'ten önce uçak almamız imkansız Amerika'dan. Neden? Çünkü üretim sırası nedeniyle. Onun için bizim milli muharip uçağımız büyük öncelikli olmalı. Ki mevcut durumda bütün ağırlığımızı milli muharip uçağımıza vermiş vaziyetteyiz. Hatta bu yıl envantere girmesi beklenen Gökbey helikopterimizin envantere alınması bile milli muharip uçağımıza yoğunlaşmak için bir yıl ertelendi. Ancak milli muharip uçağımızı tam olarak Kullanabilmemiz için 2030 yılı konuşuluyor. Her ne kadar 2026-2027 yılları dense de en az 2030 savaş uçağına 2030 yılına doğru ulaşabileceğimiz gözüküyor. Hal böyle olunca Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde kazan kaynarken ve kendisini bize rakip olarak gören Yunanistan'ın savaş uçağı alımları ciddi boyutlara ulaşıyor. Yunanistan'ın savaş uçağı alımları ile ilgili yaptığım videoya yukarıda çıkan yazdan ulaşabilirsiniz. Bundan dolayı bir sonraki videomuzda Türkiye'nin alabileceği savaş uçaklarına dair detaylı bir video hazırlayacağım. Yeni içerikleri kaçırmamak adına kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.